Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde Sophie Leonette'in davasını inceleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıdaki açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Ayrıca kitabım Karanlık Dosyalar Çözülmüş Vakaları satın almak isterseniz alabileceğiniz linkleri aşağıya bırakacağım. Kitap evlerine de bulabilirsiniz. Evet, şimdi videomuza geçelim. Sophie Leonette 7 Ocak 1996'da Kuzeydoğu Fransa'daki Troyes kasabasında Catherine de Valon ve Patrick Leonette'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Tam olarak ne zaman olduğu belli değil ama bir noktada Patrick ve Catherine boşandılar ve ardından Catherine Sophie'nin üvey babası olan Stefan'la evlendi. Boşanmış olmalarına rağmen Sophie iki ebeveyniyle de yakınlığını sürdürdü. Sophie uzun koyu renkli bukleleri olan yeşilimsi gri gözleri ve nazik sıcak bir gülümsemesiyle çok güzel bir kızdı. Çok sessiz ve nazik bir kızdı. Hayvanları çok seviyordu ve ileride de büyüdüğünde yani çocuklarla çalışmayı hayal ediyordu. Ailesinin söylediğine göre en sevdiği hobileri gitar çalmak, kitap okumak ve buz pateni yapmaktı. Ve annesi Catherine'e göre Sophie acıdan ve adaletsizlikten nefret eden birisiydi. Hayvanlara yapılan zulmü önleme konusunda çok tutkuluydu. Her zaman bunu engellemek için olan çalışmalara katılırdı. Ve onu tanıyan kişiler hep böyle çok özverili ve cömert bir insan olduğunu söylüyorlardı. Kendisi maddi şeylere hiçbir zaman önem vermezdi. Daha çok maneviyatla ilgilenirdi. Sophie okulunu bitirdikten sonra çocuk bakımı alanındaki bir mesleki kursa gitti ve bu kursu başarıyla tamamladı. Ve kısa bir süre sonra kendisine Londra'da bir au pair olarak bir pozisyon teklif edildi. Yani iş teklif edildi. Au pair'ın ne olduğunu bilmiyorsanız ekrana yazarım bunu zaten. Kelime anlamıyla anne yardımcılığı olarak geçiyor. Ama aslında bir uluslararası kültürel değişim programı ve buradaki amaç gençleri farklı bir ülkedeki bir ailenin yanında kalarak o ülkenin dilini ve kültürünü öğrenmesini sağlamak. Yani bir değişim öğrencisi gibi gençlerin Avrupa'ya gidip bu sefer de çalıştıkları bir sistemden bahsediyoruz. Hatta Wikipedia'da bu konuda birkaç bir şey yazılmış. Size onları da okuyayım ki birazcık daha iyi otursun istiyorum. Çünkü Sophie'nin davası bununla çok alakalı. Wikipedia'da yazanlara göre tüm Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarında vatandaş olan gençler au pair programına katılabilir. Au pair ailenin bir üyesi olarak kabul edilir ve genel olarak günde 5, haftada 25 saat olmak üzere anneye yardım eder. Aynı zamanda 2 akşam çocuklara bakıcılık yapıp evde kalır. Genellikle evi ve kendi odasını temiz ve düzenli tutması için hafif ev işleri yapması ve çocuklarla ilgilenmesi beklenir. Au pair genelde bebek bakımından sorumlu değildir ve en az anaokulu ve üzeri yaş grubu çocuklarla ilgilenir. Bebek bakımı için ise konusunda eğitim almış adaylar istenmektedir. Yani anlayacağınız üzere bir au pair olduğunuzda gidip o ailenin, yanında kaldığınız ailenin işlerine yardım ediyorsunuz. Özellikle de anneye. Çocuklarla ilgileniyorsunuz. Belki dışarı çıkıyorlar. Belki gün içerisinde işe gidiyorlar. Çok evde olamıyorlar. Çocuklarla ilgilenirken evinde düzenli kaldığından emin oluyorsunuz. İşte ufak tefek işler yapıyorsunuz. Çok sizi zorlamayacak şekilde. Ve hani siz onlara bunları yaparken onlar da size hem barınma fırsatı sağlamış oluyorlar. Hem de siz bu başka bir ülkede olarak hani dışarı vesaire çıkabiliyorsunuz istediğiniz gibi ve o ülkenin kültürünü dilini öğreniyorsunuz. Ama au pair eşitlik üzerine kurulmuş bir kavram. Yani siz o ülkeye gittiğinizde bu ailenin yanına sizin orada köle gibi çalıştırılmanız söz konusu değil. Size verilen görevler belli ve bu görevlerin dışında çalıştırılamazsınız ve siz de bu ailenin bir üyesi olarak kabul edilirsiniz. Bu ailenin üyesi olarak kabul edildiğiniz için onlarla eşit seviyede görülürsünüz. Onların altında değilsiniz. Ve yine buna dair de birkaç yazılı bir şey var. Mesela yapılması gereken şeyler üzerine. Onu da şimdi okuyacağım. Ev sahibi aile sizi bir hizmetçi olarak değil, ailenin doğal bir bireyi olarak kabul etmeli. Sizden ağır ev işleri istememelidir. Aile gerekli donanıma sahip ve bir kişinin rahatlıkla kalabileceği bir odayı au pair'a tahsis etmek zorundadır. Aile au pair'ın beslenme, barınma, temizlik ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Aile harçlığınızı haftalık veya aylık olarak zamanında ve eksiksiz ödemek zorundadır. Aileler yanlarında kalan au pair'a kötü muamelede bulunamaz ve görevleri dışında çalıştıramaz. Şimdi daha iyi oturduğunu düşünüyorum. En azından Sophie'nin nasıl bir görev için Avrupa'ya gittiğini daha iyi anlamışsınızdır. Sophie daha önce de dediğim gibi Fransa'da yaşıyordu ailesiyle ve onun yaşadığı Troyes kasabası 62 bin nüfusa sahipti. Ve insanlar orayı genelde masallardan fırlamış bir kasaba olarak tanımlarlardı. Ama
Londra dediğimiz zaman bambaşka bir dünyaya gidiyoruz arkadaşlar. Yani Londra dünyanın en ünlü şehirlerinden birisi biliyorsunuz ve benim dünyadaki en sevdiğim şehir diyebilirim. Yani gittiğiniz zaman birçok kültürü bir arada görebileceğiniz, birçok iş alanında imkan sahibi olabileceğiniz, çok farklı yaşamlara, yaşam tarzlarına tanıklık edebileceğiniz dev gibi bir dünya şehri Londra. Ve bu küçük bir kasabadan gelen utangaç, çekingen, işte saf olarak tanımlanan Sophie için böyle küçük bir başarı değildi doğal olarak. Onun için çok büyük bir şeydi bu. Ama Sophie bunu bir macera olarak görmeye kararlıydı. Biraz endişeli olsa bile, hani çok büyük bir şehre gidecek, yaşam alanından uzaklaşacak vesaire, konfor alanından çıkması için bunu mükemmel bir fırsat olarak görüyordu. Hem İngilizcesini çok büyük ölçüde geliştirebilecekti bu sayede, hem de çocuklarla çalışmış olacaktı ve gelecekteki kariyeri için de deneyim kazanmış olacaktı. Ocak 2016'da 20. doğum gününden kısa bir süre sonra Sophie Londra'ya taşındı. Ama onu bekleyen şeyleri hayal bile edemezdi. Bu davayla birlikte bir tane daha fobi açılmış olacak beyninizdeki dosyalar arasında diye tahmin ediyorum. Benim açıldı en azından. Her neyse, şimdi de isterseniz Sophie'nin au pair olarak birlikte yaşayacağı ve yanlarında çalışacağı aileden bahsedelim. 1983 doğumlu Sabrina Coider ve Osem Sam Madouni, ki kendisi de 1978 doğumlu, Londra'nın güneybatısında Wandsworth ilçesi içinde bulunan Southfields'daki Wimbledon Park yolunda yaşayan Fransız vatandaşlarıydılar. Sabrina Cezayir'de doğmuştu ve çocukken Fransa'ya taşınmıştı. Ve 19 yaşında 24 yaşındaki Madouni ile tanıştı, yani Sam ile tanıştı. Onunla tanıştığında da Paris'in böyle dış taraflarındaki bir Luna Park'ta krep standında çalışıyordu. Ve Sam onu gördüğü anda güzelliğine karşısında resmen büyülenmişti. Ve hani bu andan itibaren, gördüğü andan itibaren onu takip etmeye başladı. Resmen peşini bırakmıyordu Sabrina'nın. Ve kısa bir süre içerisinde Sabrina ile bir ilişkiye başladılar. Söylenenlere göre Sabrina tamamen böyle parmağına dolamıştı Sam'i. Ve çok da mutluydular görünüşte, en azından ilişkilerinde. Ama Sabrina manipülatif ve vefasız birisi olarak tanımlanıyordu. Sam'i aldatıyordu ve düzenli olarak onu başka erkekler için bırakıyordu. Yani bir geri dönüyordu, bir ayrılıyordu başkaları için. Ama yine de hani her terk edişinin sonunda, eninde sonunda Sabrina geri dönüyordu Sam'e ve Sam de hiç sorgulamadan onu geri kabul ediyordu. 2005 yılında Sabrina 22 yaşındayken au pair olarak bir iş için Fransa'dan Londra'ya gitti. Bu noktada Sam de 27 yaşındaydı. Londra'da Fransız Bankası Société Générale'de finansal analist olarak işe girmişti. Sam'in çalıştığı işi ona iyi bir para veriyordu ve zaman içerisinde Sabrina da başarılı bir moda tasarımcısı ve makyaj sanatçısı oldu. Bunun sonunda ikisi de aslında iyi bir gelir kazanmaya başlamışlardı ve Southfields'daki kiraladıkları dairenin değeri ise 900 bin pound'tu. Pound şu anda 18 olması lazım Türk lirasıyla. Hesaplarsınız artık arkadaşlar. Çiftin ayrıca iki tane çocuğu vardı ama çok fazla bilgi yok internette çocukları hakkında. Sadece şunu biliyorum, bu hikayenin yaşandığı sırada çocuklardan birisi 4, birisi 8 yaşındaydı ve ikisi de erkek çocuklarıydı. Farklı kaynaklar olsa bile çocuklardan birisinin Sabrina'nın eski ilişkisinden olduğunu bilmekteyiz. Eskiden Mark Walton adlı bir adamla çıkıyordu Sabrina ve onunla bir çocukları olmuştu ama daha sonra ayrılmışlardı. Ve Mark Walton da bu hikayede ilerleyen dakikalarımızda öne çıkacak. Onu da aklınızda tutun derim. Komşuları Sabrina ve Sam'i asosyal ve garip olarak nitelendiriyorlardı. Ve Sabrina söylediklerine göre her zaman çok iyi giyinirdi ve çok çekici görünürdü. Ancak çift olarak arkadaş canlısı değillerdi ve çevrelerindeki yaşayan insanlara, yani komşularına rahatsızlık verirlerdi. Evlerinin önünde günlerce çöp bekletirlerdi ve arabalarıyla komşuların garaj yollarını kapatırlardı. Ayrıca ev sahiplerine de kirayı zamanında ödemiyorlardı. İlk başta Sophie'nin onların yanındaki bir au pair olarak deneyimi gayet olumluydu. Her şey çok güzel gidiyordu. Çocuklar ona hayrandı ve Sophie de kendi halinde takılıyordu. Bir yandan o işini yapıyordu, bir yandan da şehri keşfediyordu. Hatta o bölgede kendisi gibi au pair olarak çalışan birçok dadı vardı ve onlarla da tanışıp arkadaş olmuştu. Yani küçük bir çevresi de oluşmuştu artık. Sophie annesiyle yaptığı telefon görüşmelerinde başlarda işlerin gidişatından gayet memnun olduğunu
söylüyordu ve çok mutlu geliyordu sesi de. Sabrina ile çok iyi anlaştığını söylüyordu. Genelde mutfak masasında oturup birlikte çay içiyorlardı, sohbet ediyorlardı. Hatta birkaç kez Sabrina ona makyaj da yapmıştı. Ancak Sophie'nin bu işinden memnun olduğu süreç çok da uzun sürmeyecekti. Her ne kadar tam olarak belli olmasa da nerede bir şeylerin koptuğu, patlak verdiği, bir şeylerin bir noktada çok ters gittiği bilinmekte şu anda. Şimdi Mark Walton'dan bahsedeceğiz. Yani Sabrina'nın eski sevgilisi ve çocuklarından birisinin de babası. Mark Walton onu o kadar çok etkilemişti ki Sabrina'yı. Yani resmen onu unutamıyordu. Ona takıntılı bir hale gelmişti. Ve hani takıntı derken basit bir takıntıdan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu ekstrem bir seviyeye çıkmıştı. Boyzone adlı bir grup vardı. Ve bu grup 1993 yılında İrlandalı bir müzik yöneticisi Louis Walsh tarafından kurulmuştu. Mark Walton, Boyzone grubunun kurucu üyelerinden biriydi. Ama zaman geçtikçe grubun diğer üyeleri onu dışlamaya başladılar ve eninde sonunda gruptan attılar. Ve bir yıl boyunca yaklaşık bu grup içerisinde kalmıştı. Grup daha sonra İngiltere'de çok başarılı olmaya devam etti ama artık Mark Walton bir parçası değildi bu grubun. Ve bu hikayenin yaşandığı sıralarda Mark Walton Los Angeles'ta yaşıyordu ve müzik endüstrisinde çalışmaktaydı. Ve onun söylediğine göre Sabrina ile 2011'den 2013'e kadar ilişki içindeydiler. Ve hani ilişkileri yürümedikten sonra bir şekilde ayrılmışlardı. Fakat Sophie Londra'ya gelip de ailenin yanında çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra Sabrina gerçekten akıl sağlığından şüphe ettirecek davranışlar sergilemeye başladı. Çünkü sürekli onu arıyordu ve işte gidip insanlara benim kedime zarar verdi diyordu Mark hakkında. Ama aslında Sabrina'nın bir kedisi yoktu. Mark Walton bana kara büyü yaptı diyordu. Evimin tepesinde helikopterlerle dolaşıp beni gözetliyor diyordu. Yani bunların hiçbirisi doğru değil bu arada. Yani Mark Walton istemiyor aslında Sabrina'yı hayatında bu sırada ama Sabrina bunları uydurup adama takıntı yapmaya devam ediyor. Bu süreçte Sabrina Mark Walton hakkında 30'un üzerinde şikayette bulunmuş ve rapor almıştı. Ve bunların hepsinin de düzmece olduğu ortaya çıktı daha sonra. Sahte bir Facebook profili oluşturmuştu ve oradan da Mark Walton'ı rahatsız etmeye devam ediyordu. Ve onu böyle saçma sapan şeylerle suçluyordu. Ve insanlar Sabrina'nın Mark'a olan bu öfkesinin bir korkudan kaynaklandığını düşünüyorlar. Ve bunun da çocuğunun velayetini kaybetme korkusu olduğu düşünüyorlar. Ve Sophie, Sabrina ile Sam'in evine çalışmaya geldikten birkaç ay sonra Sabrina'nın davranışları gitgide daha da böyle dengesizleşmeye başladı. Sabrina, Fransa'dan kendileriyle çalışmaya gelen 21 yaşındaki Sophie'nin Mark Walton ile anlaşma yaptığını ve onların ailesine Mark'la birlikte gizlice zarar vermeye çalıştığını düşünüyordu. Arkadaşlar, Sophie, Mark Walton'un ismini bile duymamıştı hayatında. Gerçekten kız, yani nereden duysun? Başka bir ülkeden gelmiş kız oraya çalışmaya, evinizde yaşıyor, Mark kim bilmiyor, onunla hiç görüşmemiş, hiç konuşmamış. Ama Sabrina bundan şüpheleniyordu. Sabrina, Sophie'nin Walton'la yattığını ve onun bir sübyancı olduğunu, bir casus olduğunu ve Walton'un evlerine gelmesine, girmesine yardım ettiğini düşünüyordu. Söylediğine göre bu şekilde Walton evlerine giriyordu. Sabrina'yı, Sam'i ve çocukları uyuşturucu maddeyle böyle etkisiz hale getiriyordu ve ardından da onlara zarar veriyordu. Ve Sabrina bu şüphelerinden Sam'e de bahsetmişti. Sam ne yaptı derseniz, sen ne diyorsun kadın saçmalama demek yerine buna tamamıyla inanmayı tercih etti. Ve bu da yine daha önce işlediğimiz bir dava ile alakalı bir konuya getiriyor bizi. Folie à deux, yani kelime anlamıyla ikili psikoz ya da iki kişilik delilik olarak biliniyor. Erikson ikizleri hakkında yaptığım videoda 2-3 video öncesinde yine bahsetmiştik bu konudan. Onların da buna sahip oldukları düşünülüyordu. Bu psikolojik durumda, yani bu psikozda şu şekilde bilinmekte. İki kişi bir deliliği paylaşıyor. Yani birisinin böyle kafasında uydurduğu paranoyakça düşünceleri diğer kişiye de geçiyor ve ikisi de aynı şeylere inanmaya başlıyorlar. Yani aslında birinin deliliğinin diğerine bulaşmış olması gibi oluyor. Birisi bulaştıran, birisi bulaşan olarak tanımlanıyorlar genelde ve burada da bulaştıran kişi tabii ki Sabrina, Sam de ondan katmış oluyor bunu. Ayrıca Sabrina'ya daha önce depresyon ve borderline kişilik bozukluğu teşhisleri de konulmuş. Ve hani zaten mevcut olan psikolojik sıkıntılarının yanında bir de
de bu gördüğü işte halüsinasyon mu diyeyim artık, paranoyak düşünceler mi diyeyim, bunları Sam'e de bulaştırmış oldu. Sam'i de manipüle etmiş oldu daha doğrusu. Çünkü Sam daha önce dediğim gibi parmağının ucunda dolandırmış, istediği gibi Sam'i yönetebilen bir kadındı. Ve Sam'in ona olan bu inancı, söylediği saçma sapan şeyleri de doğru olarak kabul etmesine ve bu psikozu da onunla birlikte paylaşmış olmasına sebep olmuş olabilir aslında, mantıklı. Daha sonra yapılan bir psikiyatrik değerlendirme sırasında bu arada Sam'in herhangi bir psikolojik sorunu olmadığı da öğrenildi. Zihinsel olarak bir sıkıntısı yoktu ama Sabrina'nın anlattığı her şeye körü körüne inanmayı tercih ediyordu. Sabrina'nın Sophie'ye karşı olan hisleri başlarda sorgulamalarla ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu hakaretlere dönüştü. Sorgulamaların şiddeti arttı. Ve en sonunda da fiziksel seviyeye geldi. İlk başlarda söylenenlere göre Sam ona katılmıyordu. Yani o Sabrina Sophie'yi sorgulamaya başladığında Sam evden dışarıya çıkıyordu ve hani işte yürüyüş falan yapıyordu. Katılmış olmak istemiyordu onun yaptığı şeylere. Ama onun da katılmaya başlaması çok da uzun sürmedi. Çünkü Sabrina zamanla hani çocuklarına da zarar verdiğini vesaire iddia etmeye başladı Sophie'nin. Southfield'da yaşayan insanlar Sophie'yi dışarıda görüyorlardı ara sıra ve çok utangaç olduğunu fark etmişlerdi. Fazla İngilizce de konuşmadığı için tanımadığı kişilerle hiç iletişime geçmemeyi tercih ediyordu. Daha sonra Sophie hakkında konuşan bu kişilerden biri bölgede bir balık restoranına sahip olan ve Sabrina ile Sam'le birlikte iş yapma olasılığı hakkında konuşmuş olan Michael Cromer'dı. Sophie bazen Cromer'ın restoranına çifte katılırdı ama zar zor konuştuğu görülürdü. Birkaç kez kendi başına da gelmişti ama açıkça üzgün olduğu belliydi. Üzgün olduğunu görünce de Cromer ona neden üzgün olduğunu sormuştu ve Sophie annesinin hasta olduğunu söylemişti. Sophie buradaki işinden ayrılma konusunda ailesiyle de konuşmuştu aslında. Mutsuz olduğunun ailesi de farkındaydı ama büyük ihtimalle Sam ve Sabrina onu bir şekilde manipüle etmişlerdi. Daha önce de söylediğim gibi Sophie saf bir kızdı ve bu aile onu büyük ihtimalle kolay bir hedef olarak görmüşlerdi. Kendisine yapılan zorbalık, işte verilen gözdağları vesaire göz önüne alındığında Sophie büyük ihtimalle bu evden ayrılamayacağını düşünmüştü. Ve Nisan 2017'de Catherine Sophie ile telefonda konuştuklarında kızının sesinin böyle çok mutsuz ve bıkmış geldiğini fark etmişti. Ve Sophie ona eve gelmek istediğini söylemişti. Anlatacağım olaylar yaşandıktan sonra müfettişler Sam ve Sabrina'nın evini ararlarken annesinin Sophie'ye satın aldığı uçak biletini ve Sophie'nin pasaportunu bulamadılar. Muhtemelen Sam'le Sabrina onları da yok etmişlerdi bir şekilde. 8 Ağustos 2017'de Catherine Sophie ile yine bir telefon görüşmesi yaptı. Ve bu sefer Sophie telefonda ağlamıştı. Sesinin de ne yapacağını bilemez gibi geldiğini söylemişti annesi. Çünkü o sırada Sophie dövülüyordu. Artık maaş almıyordu ve düzenli olarak da bu çift tarafından sorguya çekiliyordu. Ayrıca çift onun yemek yemesine izin vermiyordu. Ve bunun sonucunda Sophie aşırı derecede zayıflamıştı. Sophie'nin bir fotoğrafı var hatta, o zayıflamış haliyle çekilen ve hani o kadar üzücü bir fotoğraf ki oradaki haliyle Sophie'nin normal halini düşünüyorsunuz. Hani ikisini karşılaştırdığınızda aynı kişi bile değil gibiler ve çok çok insanın canını yakıyor fotoğrafa bakması da açıkçası. Olayların zirveye çıktığı günden 12 gün önce Sophie Wimbledon Park yolunda bulunan o daireyi artık hiç terk edemiyordu. Dışarı çıkmasını bile yasaklamışlardı. Ve şimdi o güne geliyoruz arkadaşlar. 20 Eylül 2017'de itfaiyeciler komşularından bu işte Sam ve Sabrina'nın birçok arama aldılar. Ve arayan komşular çiftin dairelerinin arka bahçesinden kötü kokulu bir şenlik ateşi dumanının geldiğini söylüyorlardı. Bu ihbarların ardından polis eve gitti. Hani ne yapıyorsunuz, komşuları rahatsız ediyorsunuz diye bir uyaracaklardı. Ateşi söndürmelerini söyleyeceklerdi Sam ve Sabrina'ya. Ve gittiklerinde fark ettiler ki komşular endişelenmekte haklıydılar. Yani bu şenlik ateşi neredeyse kontrolden çıkmak üzereydi. Büyük bir yangına sebep olabilirdi. Ve Sam ile Sabrina da bu büyük şenlik ateşinin yanında durmuş böyle bir barbekü üzerinde tavuk pişiriyorlardı. Ama hani hemen yanlarındaki o deliler gibi yanan alevler konusunda da hiç böyle rahatsız gibi görünmüyorlardı, endişeli değillerdi. Ama neyse ki itfaiyeciler geldi ve bu yangını kontrol altına aldılar. Daha fazla yayılmasını engellediler. Ve yangını söndürdükleri sırada korkunç bir şeyle karşılaştılar. Bu buldukları şeylerin ne olduğunu gidip Sam'e sordular ilk olarak. Ve Sam buna karşılık onu
silkti ve Wimbledon marketten satın aldığı bir koyun leşi olduğunu söyledi. Ama bu bölgeye gelen itfaiye görevlilerinden birisi olan Thomas Hunt başka bir şey görmüştü ve gördüğüne gayet emindi. Koyun değildi gördüğü şey. Thomas bir burun ve parmaklar olduğuna inandığı bir şey görmüştü bu ateşlerin arasında. Ve külleri böyle elemeye başladığında da kararmış giysi ve mücevher parçaları buldu. Ve sen bunun bir koyun leşi olduğunu söylediğinde de saçma sapan konuşma diye cevap verdi. Çünkü her şey aslında apaçık ortadaydı. Ve onun şüpheleri de doğruydu aslında. Gördüğü şeyler konusunda haklıydı. Bu şenlik ateşinin kalıntıları üzerindeki şeyler bir koyuna ait değildi, bir insana aitti ve bu insan da Sophie'ydi. Olaydan 2 gün sonra Sam ve Sabrina cinayet şüphesiyle tutuklandılar. Bu sırada Sam 40 yaşındaydı ve Sabrina da 34 yaşındaydı. Sophie Leonette'in cinayetiyle ilgili davaları Mart 2018'de Londra'daki Old Bailey'de başladı. İkisi de Sophie'nin bedeninden o gün kurtulmaya çalıştıklarını itiraf ettiler. Ama kimin ne yaptığı sorulduğunda ise ikisi de parmaklarını birbirlerine işaret ettiler. O yaptı, o yaptı diye birbirlerini suçlamaya başladılar. Ve bu davada savcılık görevinde olan Queen's Counsel'dan yani kraliçenin danışmanlığından birisi olan Richard Horwell bütün jüriye Sophie'nin hayatının son aylarında çektiği şeyleri anlattı detaylı bir şekilde. Sophie'nin ebeveynleri ve üvey babası da duruşma için Londra'ya gittiler. Savcı Horwell, Sophie gibi saf ve utangaç birisinin nasıl Sabrina gibi manipülatif bir insana karşı koyamadığını dile getirdi. Sophie'ye yaptıkları şeyler arasında onu tabii dövmenin dışında küvette kafasını defalarca suyun altında tutmak da vardı. Sophie'den itiraf etmesini istiyorlardı sorguları sırasında ve hani Sophie yapmadığı bir şeyi itiraf edemiyordu doğal olarak. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Ama itiraf etmediği takdirde de ona yapacakları şeylerin daha kötüleşeceğini, onu sürekli hapsedeceklerini söylüyorlardı. Sophie'nin 18 Eylül 2017'de çekilmiş bir videosu jüriye gösterildi ve bu videoda Sophie bir deri bir kemik kalmış, artık hiçbir şeye gücü kalmamış, hayatından bıkmış bir halde görünüyor. Ve bu videonun çekilmesinden kısa bir süre sonra Sophie maalesef ki hayatını kaybetmişti. Artık dayanamamıştı. Yaptıkları bu sorgulamaların videoları Sam ve Sabrina'nın telefonuna kaydedilmişti. Ve tam 8 saatten fazla kayıt olduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca 11 Eylül'de yani bu olaydan 9 gün önce yapılan bir kayıtta Sabrina'nın Sophie'ye bağırdığı da duyulmaktaydı. Sabrina Sophie'ye her şeyi mahvediyor. Kendimi yeniden bulmaya çalışıyordum. Tanrı'ya dua ediyorum ki sana dokunmamı istemesin. Ellerimi kirletmek istemiyorum diyordu. Sophie hayatını kaybettiğinde yaraları arasında kırık bir çene kemiği ve göğüs kemiği ve 5 de kırık kaburga vardı. Ve en sonunda da hayatını kaybedince Sophie onun bedenini o şenlik ateşinde yakmaya çalışmışlardı bahçelerinde. Kurtulmak için, ipuçlarını yok etmek için. Onun yanında da hani kokusu gitmesin diye büyük ihtimalle mangal yapmaya başlamışlardı. Tavuk falan pişiriyorlardı. Ve aslında her şeyin ortaya çıkışı da yangın söndürüldükten sonra hani tamamen sönsün diye küllerin kürekle çevrildiği sırada ortaya çıkmıştı. O sırada Sophie'nin kalıntıları görülmüştü. Eğer komşular şüphelenip polisi aramasaydı ve hani polisler gelip de bu yangının içerisinde Sophie'nin kalıntılarını bulmasaydı Sabrina ve Sam Sophie'nin durduk yere bir gün evden ayrılıp ansızın Fransa'ya geri taşındığını söyleyeceklerdi herkese. Ve nerede olduğunu bilmediklerini, onun kaçtığını anlatacaklardı. Bir İçişleri Bakanlığı patoloğu duruşmada vücudun ne kadar kötü yandığı göz önüne alındığında cinsiyet ve yaşının ilk başta net olarak belirlenemediğini söyledi. Cansız bedenin Sophie'ye ait olduğu 2 hafta sonra yani 3 Ekim'de DNA testleri gelene kadar doğrulanmamıştı. Nihai ölüm sebebi ise hiçbir zaman belirlenemedi ama 3 tane ihtimal vardı. Bu ihtimaller ise kafaya alınan darbe, suda boğulma ve manuel olarak boğulmaydı. Mark Walton da bu davada Sabrina ile Sam'in aleyhine tanıklık etmek için Los Angeles'tan Londra'ya uçtu. İfadesi sırasında Sabrina ile 2 yıllık bir ilişkileri olduğunu ve ona gerçekten aşık olduğunu söyledi. Ama Sabrina son derece değişken ve tahmin edilemez bir insandı. Mark onun ne zaman, nerede, neye kızacağını anlayamıyordu. İnsanların içerisinde birden ona bağırmaya başlayabiliyordu. Çocukları için birkaç tane dadı almışlardı ama Sabrina onların hepsini kovmuştu evden. Çünkü
çünkü kendisinden bir şeyler çaldıklarını ve Mark'la flört ettiklerini düşünüyordu. Yargıç da duruşma sırasında Mark Bolton'a sordu. Sophie Leonette'i hiç duydun mu diye. İşte onunla hiç konuştun mu? Onunla bir ilişkin var mıydı? Herhangi bir iletişimin oldu mu diye. Ve Mark Bolton hepsine hayır, asla, hiçbir zaman adını bile duymadım dedi. Ve mahkemeye verdiği ifadede de 21 Eylül'de yaşanan bu olaydan bir gün sonra Londra polis onunla iletişime geçene kadar Sophie Leonette'in adını hayatında hiç duymadığını söyledi. Savunma çok zayıftı bu durumda ama hani hata avukatların değildi. Her şeyin bariz bir şekilde ortada olmasından dolayıydı. Yani öyle bir şey yapmışlardı ki kendilerini savunmak için bir fırsat bırakmamışlardı kendilerine. Sanki böyle çiğ köfteleri alıp tavana atıp hangisi yapışacak diye bakmışlardı. O derece saçma sapandı. Sam'in ilk ifadesi banyoda sorguya çektiği sırada yanlışlıkla Sophie'yi öldürdüğü üzerineydi. Ama daha sonra bunu sadece Sabrina'yı korumak için söylediğini iddia ederek ifadesini geri çekti. Yeni ifadesinde de Sabrina'nın o gün gece gelip kendisini uyandırdığını, Sophie'nin nefes almadığını söylediğini anlattı. Kendisi de gidip bakmıştı, kontrol etmişti ve Sophie gerçekten de nefes almıyordu. Ve hani bunun sonucunda hani kız uykusunda ölmüş ama ne yapacağız biz bununla? Bizi suçlu bulacaklar diye düşünerekten onun bedeninden kurtulmaya çalışmışlardı. Ama savcılık tabii ki jüriyi ikna etmeyi başarmıştı bu Sabrina ve Sam'in yaptıkları konusunda, suçlu oldukları konusunda. Ve 24 Mayıs 2018'de 2 ay süren bir duruşmanın ardından ikili Sophie Leonette'in canına kıymaktan suçlu bulundular. Suçlu bulundukları söylendiğinde Sabrina ağlamaya başladı ve Sam ise hiç tepki vermeden önüne bakıyordu söylenenlere göre. Ayrıca Patrick Leonette, yani Sophie'nin babası, bu konuda şunları söyledi. Sabrina ve Sam kızımın hayatını acımasızca ve pişmanlık duymadan çalmakla kalmadılar. Benimkini de çaldılar dedi. Ayrıca Sabrina ceza duruşması sırasında Sophie'nin ailesine bir özür mektubu yazdığını söyledi ve bu mektubu okudu. Mektupta yazanları ben de şimdi size okuyacağım. Sevgili Sophie, umarım huzur içindesindir. Her şeyden önce Sophie dahil herkesin, özellikle de ebeveynleri ve çok acı çeken ailesinin Sophie'ye olanlar için ne kadar derinden üzgün olduğumu bilmesini diliyorum. İşler çok ters gidene ve bu korkunç trajediyle sonlanana kadar birlikte çok güzel zamanlar paylaştık. Her gün seni düşünüyorum ve artık bu dünyanın bir parçası olmadığın için şokta ve üzgünüm. Bana bunların hepsi korkunç bir rüya gibi geliyor. Keşke uyanabilseydim. Her gün üzüntü ve kederle yaşıyorum. Her gün seni ve o korkunç gecede başına gelenleri düşünerek acı çekiyorum. Keşke zamanı geri alabilseydim. Bunlar hiç olmamış olurdu ve bugün hala bizimle yaşıyor olurdun. Artık umutsuz yaşayacağım ve bir daha asla mutlu olmayı hayal bile etmiyorum. Her gün acı çekiyorum ve kendimi çok hayal kırıklığına uğrattım. Keşke her şey daha farklı olsaydı Sophie. Umarım Tanrı ile huzur içinde uyursun. En derin pişmanlıklarımla Sabrina Coider. Sabrina'nın avukatı tabii yaptığı şeylerin tamamıyla psikolojik sorunlarından kaynaklandığını söyledi. Gördüğü sanrıların, kafasındaki o paranoyak düşüncelerin onun zamanla çığırından çıkmasına sebep olduğunu iddia etti. Yargıç Nicholas Hilliard çiftin gerçekten de bu işte ikili psikozdan muzdarip olduğunu kabul etse de yaptıkları bu iğrenç muamele için hiçbirinin bir bahane olamayacağını söyledi. Ve bunun sonucunda ikisini de en az 30 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sophie'nin annesi Catherine de onlara hiç kimse hiçbir tanrı kızıma yaptıklarınızdan dolayı sizi asla affetmeyecek. İkiniz de birbiriniz kadar kötüsünüz dedi. 150'den fazla kişinin katıldığı Sophie için düzenlenen bir anma töreni 6 Haziran 2018'de Fransa'nın Sens kentindeki Saint-Étienne Katedrali'nde yapıldı. Ve Sophie'nin babası da kızı hakkında şunları söyledi. Sophie çok şefkatliydi. Çocukları ve hayvanları çok severdi. Başkalarının acı çekmesini görmeye dayanamıyordu ve hayatının sonuna kadar acı çektiğini bilmek kalbimi çok kırıyor dedi. Gerçekten bu söz aslında insana ayrı bir dokunuyor. Gerçekten de hiç kimsenin acı çekmesini istemeyen bir insan son gününe kadar acı çekti. Yani çok korkunç bir olay. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlara yazarsanız yorumlarda konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Ayrıca eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram'dayma buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Kitabım Karanlık Dosyalar Çözülmüş Vakaları da linklerini alabileceğiniz aşağıya bırakacağım. Kitap evlerinden de satın alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.